Göcek'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni rotamızda ülkemizin inci tatil kasabalarından Göcek'e geldik. Şöyle bir şey itiraf edeyim, buraya ilk kez geliyorum. Hep böyle yanından tekneyle geçtik şudur budur ama Göcek merkeze ilk defa geldim. Bugün buraya da gezeceğim tekne turundan sonra. Ve Aviva 2, ya Aviva firmasıyla da bugün çok güzel bir tekne yolculuğuna çıkacağız. 12 adaları, Yastıcı adalarını, deniz fenerini falan, o akvaryum adasını keşfedeceğiz. Akvaryum koyunu keşfedeceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü ülkedeki göreceğiniz en güzel tekne tur güzergahlarından bir tanesi Göcek'teki tur. Fethiye'de de var, Marmaris'te de var ama Göcek'teki ayrıca bir özel. O yüzden ben bir günümü buraya ayırmayı istedim. Ve Aviva firmasıyla da güzel bir yolculuğa çıkacağız birazdan. Hazırsanız maviliklere, doğaya, yeşile, koylara dolu dolu bir video sizi bekliyor. Başlıyoruz. Ve 7-8 saat sürecek olan yolculuğumuza şimdi başladık arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu büyük ada Göcek Adası. Bu bölgede göreceğiniz en büyük adadayız şu anda. Ama orada durmayacağız. Çünkü orası biraz daha böyle özel yatların yanaştığı, çok da böyle çok ünlü bir koy olmayan bir yer. Sadece arkasında özel bir işletme var. Ama asıl gideceğimiz yer, birazdan size anlatacağım olan Yastıcı Adaları. İşte o meşhur antik fenerin olduğu, 7-8 tane takım adanın bir arada bulunduğu Yastıcı Adalarına doğru gidiyoruz. Rotamızda Domuz Adası var, şimdiki adıyla Hürriyet Adası, onun için Tersane Adası var, Behrami Koyu var, birçok yer olacak. Bunları tek tek anlatacağım size. Ama şimdi böyle artık mavilikler içinde yolculuğumuza başladık. Gerçekten girişte de söylediğim gibi Türkiye'de yapabileceğiniz en güzel rotayı şu anda başlamış bulunuyoruz. Birazdan hem drone görüntüleriyle hem de benim çektiğim diğer görüntülerle bu muhteşem mekanları tek tek göreceksiniz. Hazırsanız yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk durağımız olan Yastıcı Adaları'nın bulunduğu aralıklardan birine geldik arkadaşlar. Şu an etrafımızdaki her bir ada bu takım adanın bir parçası. Buraya zaten lüks tekneleri sıklıkla göreceksiniz. Burası bayağı oldukça popüler bir duraklardan Göcek'teki. Benim de en çok merak ettiğim yer burasıdır. Zaten şu an drone görüntülerini görüyorsunuz. Türkiye'nin böyle sembolik tanıtım videolarında burası hep kullanılır. O ince uzun gelen kum, sonra antik kentin kalıntıları, diğer küçük irili ufaklı adalar bu muhteşem görüntüyü paylaşıyor sizinle. Burada yaklaşık 40 dakika durduk. Bayağı da güzel yüzdük. Suyu ılık. Öyle çok bir kaynak suyu falan karışmamış sanırım bu civarda. Hatta şöyle göstereyim. Bakın durduğu yerle alakalı. Belki diğer teknelerle gelirsiniz. Başka yerde durur. Şuralarda diz boyuna varan bir kum var. Hemen bir anda şöyle bir dağın eteği gibi yamaç başlıyor. Orada insanlar yürüyebiliyorlar suyun içerisinde. Dediğim gibi 40 dakikalık yolculuktan sonra bir sonraki adamıza devam edeceğiz. Şimdi artık böyle etrafı biraz daha izleyelim. Keyfini çıkaralım. Bir sonraki adada görüşelim. İkinci durağımızdayız arkadaşlar. Burası da Hürriyet Adası adı verilen, eskiden hatta halen de Hürriyet gazetesinin sahiplerinin evinin olduğu ada. Şu an arkamda gördüğünüz arkadaşlar, bu adanın içinde bir evler var. Gerçekten ne hayatlar var diyor insanlar. Ama asıl adı buranın Domuz Adası. Sadece işte Hürriyet'in sahipleri buraya aldıktan sonra artık buraya insanlar Hürriyet Adası demeye başlamışlar. Burası aynı zamanda akvaryum koyu olarak da biliniyor ve en önemli bilgiyi vereyim. Hemen arka tarafta bakın, drone görüntülerinde görüyorsunuz. Meşhur antik deniz fenerinin kalıntılarının bulunduğu arada burası. Biraz uzağa demirlediği için gemi orada tarafa yüzemedik ama ben drone'u gönderdim. Hani benim oradaki düşüncem üzerinde dururken bir drone'u kaldırmaktı ama bu da böyle olsun. Orada işte o antik kalıntılar, işte evlerin kalıntıları devam ediyor buraya kadar. Ondan sonra işte burada yaklaşık 1,5 saat boyunca duruyoruz. Öğle yemeğimizi yedik, çok güzel bir yemek vardı. Tavuk vardı, balık vardı, salatalar, istediğinizi seçiyorsunuz daha gemiye binerken. Onları yiyorsunuz. Zaten biraz o kısmı anlatacağım. Sonrasında işte böyle eşsiz bir manzara eşliğinde böyle yelkenler geliyor mesela. Karşıda bakın bir sürü yelken falan da var. Yatlarla yanaşmış. Burada artık keyifli bir öğle yemeğinizi yedip diğer adanıza ya da diğer koya doğru devam edeceğiz. Şimdi biz de öyle yapacağız. Artık yemek zamanı. Moladan sonra görüşürüz. Evet, şimdi öğle yemeği zamanı. Böyle Domuz Adası manzaralı
limonumuz da geldi. Böyle makarna, soslu tavuk, salata, roka. Böyle yediğim, ısırdığım bir sarımsaklı ekmek. Şurada dileyenler balık yiyorlar. Tabii yine aklımıza geldi. Bakın ne güzel böyle duruyor. Bu da yemeğe dahil arkadaşlar. Şey pardon, bu da tura dahil. Ama içecekler ekstra. Onu da belirteyim. Sonra meyvesi, ikramlıkları devam edecek zaten. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Evet, şimdi yine geldim güzel bir koya. Burası Binlik Koyu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkamda görüyorsunuz. Drone görüntüde zaten şu anda konuşmamın eşliğine devam ediyor. Burası bu rota boyunca duracağınız 4 ya da 5 tane koydan bir tanesi. Genellikle bu rotalardaki bazı yerleri değişkenlik gösterebiliyor çünkü trafiğe göre. Mesela bayramda çok yoğun olduğu için farklı farklı koyları da tercih edebiliyorlar ama ana koylar tabii ki işte bugün gösterdiğim Yastıca, Domuz Adası gibi yerlere zaten gidiyorlar ama onun dışında bazı yerleri değiştirebiliyorlar ama burası da rotada olan koylardan bir tanesiydi. Bundan sonra 2-3 tane daha koyumuz var sanırım. Tam emin değilim. Burada yaklaşık 40 dakika boyunca yüzdük. Bayağı bir işte daldık, gezdik, tozduk, eğlendik. Biraz da işte şu kayalara kadar çıkıp oradan kaynaktan çıkan sularda da böyle güzel daha bir serinledik. Ondan sonra da işte artık yine yatımıza gelip daha sonra teknemize gelip dinlenmeye başladık. Bundan sonraki koyda da görüşürüz. Şu anda artık beşinci durağımıza geldik arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz bir antik hamam. Burası hamam koyu. Benzerlerini Marmaris'te de, Fethiye'de de görebiliyorsunuz tekne turlarında. Böyle genellikle böyle yerlere böyle inzivaya çekilen bazı din adamları tapınaklar kuruyorlar, hamamlar yapıyorlar. Ya da belki de eski bir antik kentin kalıntısıdır. Şu an çok detaylı bakamadım açıkçası. Şurada gördüğünüz gibi tekneler yanaşıyor ve insanlar buraya gidip artık bu kalıntıların altından çıkan buz gibi suda yüzüyorlar. Gönül isterdi bir sıcak suda çıksın ama çünkü şu anda zaten su çok soğuk. Orada ayrı bir soğuk oluyor. İşte böyle bir yer. Şimdi biz de şimdi içeri gireceğiz. Önce bir yukarıdan size göstermek istedim. Aşağıda görüşürüz. Evet, şimdi hamam koyunun içindeki işte antik hamamın içinde geziyoruz. Çok kalabalık şu an burası. Yani su aynı su. Sadece bir kalıntının içinde gezme olayı. Değişik bir deneyim sadece. Ağzını geniş sus. Şimdi dediğim gibi buradan böyle artık yavaş yavaş gezimizin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi yanımda teknemizin kaptanı Ahmet abi var. Nasılsın abi? İyidir abi, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Şu ana kadar çok tekne turuna katıldım. Türkiye'de, yurt dışında falan ama ilk defa huzurla öyle bas bas müzik olmadan kafamızı dinleyerek bir tekne turu yaptık. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani animasyon falan severim. Eyvallah da. Yani bazen böyle güzel bir doğada insanlar şey istiyor ya. Sakinlik istiyor aslında. Göcek eğlence ve animasyonu hiçbir şekilde kaldırmıyor. Evet. Buraya gelen de Aviva 2 teknesine gelen bütün misafirlerimiz özellikle müziksiz tekno. Evet. O biziz. Evet. Mükemmeldi. Şimdi şeyi ben bayağı bir şey anlattım zaten. Durakları söyledim, yemekleri söyledim. Yemekler burada da efsaneydi. Ya bir tekne turuna göre gerçekten bayağı kaliteli hizmet ediyorsunuz. Karpuz bile ya. Ne güzel daha az önce. Teknem varsa kaptanısın, aynı zamanda aşçısın. Evet, teknemdeyim, ızgaracıyım, aynı zamanda teknenin kaptanıyım. Aynı zamanda her alayan misafirlerime telefonla cevap veren kişiyim. Vallahi evet. Ben de hatta yazışırken kendisine direkt yazıştım. Ben söyledim ama tekrar edelim. 2024 Haziran ayı itibariyle şu an ne kadar tekne fiyatı? Şu anda bayram harici 1400 lira. Bayram haftası 1750 idi. Bugün itibariyle bayram haftamız bitiyor zaten. 1400 TL'den devam ediyoruz. 1400 TL'ne dahil, öğle yemeği dahil. Sabah çay ikramlarımız var. Öğle yemeğinde ızgara çukra menümüz, yanında rokası, limonu, salatası, yoğurtlu mezesi, soslu makarnası. Özellikle çıtır ekmeği. Çok iyiydi. Çıtır ekmeği. İki defa yedim. İki defa istedim. Aynen. Bir de sonra işte karpuz geldi. Öğleden sonra da meyve ikramı. Meyve ikramı. Onun dışında zaten istediğimiz kadar yüzdük vallahi. Hani böyle acele falan etmedik. Duruyorsun. En az 40 dakika bir koyda durduk zaten. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Zaten bol bol güzel görüntülerde izledikleri için artık bu tura geldikleri zaman Aviva'ya açıklamalarda iletişim adresleri olacak. Instagram hesabında zaten Reels'ları da var. Bakarsınız. Artık inşallah güzel güzel. Ne diyoruz? Göcek evet. Deyince Aviva diyoruz. Bunu Aviva unutmayın. Diyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz.
Ve son koyumuza geldik arkadaşlar. Burası Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun koyu. Kendisi bir zamanlar buraya gelmiş ve arkamda gördüğünüz şu balık motifini, resmini yapmış. Balık motifinin içinde 6 adet deniz canlısının da resimleri var. Bu koyu çok sevmiş. O yüzden buraya gelip bayağı bir zaman geçirip resmini yapıp gitmiş. O yüzden bu ünlü şairimiz ve ressamımızın adını bu koya vermişler. İşte az önce kaptanımızın anlattığı gibi burası artık son durağımız. Gerçekten çok güzel bir gezi oldu. Birazdan zaten çıkışla kapanışı yapacağım ama burada bitirmek de ayrıca önemli ve anlamlı oldu bizim için. Yemyeşil ile masmavi bir koyun ortasında yüzeceğiz. Yaklaşık 25 dakika burada duracağız. Ondan sonra artık limanımıza geri döneceğiz. Göcek gezimize yapabilirsek vakit kalırsa Göcek'e gezeceğiz. O zaman biraz izme vakti. Ve gezimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi Göcek limanına geri döndük. Gerçekten muhteşem bir yolculuktu. Türkiye'de yaptığım belki de bir 10. farklı tekne tur rotası olmuştur ama ilk 2'ye girer burası. Yani Kekova ile birlikte burası ilk 2'ye girer. Mutlaka deneyim. Hatta bence 1. bile olabilir. Dediğim gibi çok güzel bir tur oldu. Yani şimdi vakit kalırsa Göcek turumuza devam edeceğiz. Ondan sonra artık kapanış yapacağım. Fethiye'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yani turumuza devam ediyoruz derken böyle artık bir konaklama molası vereceğiz. Şu anda gerçekten şahane bir otele geldik. Burası Yonca Lodge. Fethiye merkezden ya da Ölüdeniz'den yaklaşık bir yarım saat uzaklıkta. Kenai'de bir plajı olan, içinde kalpli bir havuzu olan, hemen yanından küçük böyle bir bataklık demeyeyim de güzel bir böyle derenin geçtiği, içinde bolca kurbağanın, ördeğin, sazlıkların olduğu kocaman bir bahçenin içerisinde şahane tatlı bir restoranı ve barıyla hizmet veren bir yer. Hani böyle yoga kampları falan var ya, aynı öyle bir yerdeyiz şu anda. 2 gün burada kalacağız. Buraya Göcek sadece 15 dakika bu arada. Çok yakın Göcek. Karşıda Domuz Adası falan var. Hani böyle manzarada bütün adaları da görebiliyorsunuz. Öyle bir manzarası var. Zaten drone görüntülerinde izlediniz. Bugünkü uçuş deneyiminden sonra gelip de böyle bir yere tatil yapmak, daha doğrusu dinlenmek çok güzel geldi. Onun dışında odalar çok şirin, rengarenk böyle yapılmış, böyle sade, güzel, renkli. Sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini az önce gördüğünüz o görüntülerdeki restoranda yiyorsunuz. Yani anlatacaklarım daha çok şey var ama görüntüler bu kadar bence yeterli. Gelip burada mutlaka konaklayın, burada gelin bu deneyimi yaşayın diyorum. Çünkü herkes bir resortlere gidiyor, böyle bazı kalıplaşmış otellere gidiyor ama gerçekten çok güzel oteller var. Böyle Fethiye'de, Kalkan'da, Kaş'ta ya da Marmaris'te. O yüzden ben burayı tercih ettim. Doğayla iç içe olmak için, kafamı dinlemek için. Şimdi artık kaldığımız yerden gezimize devam edeceğiz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda inanılmaz güzel bir yerdeyim. Burası Fethiye'ye yaklaşık yarım saat mesafede Yonca Lodge adı verilen harika bir doğa oteli. Buranın da böyle deniz kenarında sıfır. Gördüğünüz gibi kendi sahilinde bir restoranı var. Akşamları ve sabah kahvaltıları burada veriliyor. Akşam yemekleri ve sabah kahvaltıları burada veriliyor. Şu anda önümde gördüğünüz böyle biz bugün biraz daha böyle bir deniz ürünlerinden ziyade et tercih ettik. Çöp şiş ve köfte söyledik ama çöp şiş zaten biliyorsunuz buranın köftesi bayağı meşhurmuş. O yüzden köftesini ben bir deneyeceğim önden. İzniniz olursa. Vay. Dediği kadar varmış. Bayağı iyi patates püresi, bulgur pilavı da yapılıyor. Burada köpoğlu var. İşte kırmızı biber, patlıcan, yeşil biber, paprika falan onlarla böyle kızartılmış. Bizim aslında şakşuka'ya benziyor ama köpoğlu da diyorlar. Burada zeytinyağlı kızarmış ekmekler geldi. Güzel bir peynirli çoban salatamız geldi. Humus söyledik, bir de haydari söyledik. Artık hani fiyatları soruyorsunuz ama fiyat söyleyemiyorum. Çünkü şu an fiyat söylüyorum, bir ay sonra değişiyor, bir hafta sonra değişiyor. Sonra bize hesap soruyorsunuz. İşte böyle bir yere gelirsiniz, manzaraya para verdiğinizde unutmayın arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Afiyet olsun diyoruz. Evet, şimdi vakit bulduk, üstümüzü değiştirdik. Göcek merkezde gezimize başladık. Burası Çarşı diye geçen cadde.
Gerçekten rengarenk, sağlı sollu, çok güzel markaların da olduğu bir caddedeyiz. Tekne turlarının hemen yapıldığı zaten marina'da sağ tarafımızdaydı. Şu anda artık bu cadde boyunca yürüyoruz. Birazdan da eğer vakit kalırsa Göcek'in, hatta Göcek'in Meredi adı verilen bölgeyi size göstereceğim. Son zamanlarda Instagram'da bol bol gördüğümüz bir yer var. Oraya gideceğiz. Bakalım artık. Ben de merakla bekliyorum. Yanımda değerli arkadaşım Hasret var. Merhaba. Hasret, Göcek'te yaşayan bir öğretmen arkadaşımız. Çok kıskanıyoruz kendisini. Hiç kıskanmıyorum. Hiç kıskanılacak bir şey yok. Tatile yani. Geldiğimiz yerde kadın şey yapıyor, çalışıyor. Tercihler. Burası neresidir? Bir söyler misin? Herkesin Venedik evleri olarak bildiği Portville projesi. Çok eski bir böyle göl evleri projesi. İstersen devamlı zaten. Ay, çocuk arabası gidiyordu. Ödüm koptu. Çocuk var diye içinde. Yok, Allah'tan boştu. Böyle. Yani Portville özel mülk. Aslında herkesin dışarıdan görmek istediği bir yer ama özel mülk olduğu için güvenlik var. Ve aslında gördüğünüz gibi, Instagram'da gördüğünüz gibi falan değil yani. Gelip giremiyorsunuz. Evet. Sadece şu arkadaki ev ne kadardı? Bu 70 milyon civarında. Bir şey değil. Senin evet, Maraş'taki tarlaları satarsak? Evet, alırız. Yani istesek hemen alırız da istemiyoruz. Tabii geçebilirsiniz. Evet, dar bir köprü olduğu için hep böyle insanlar evet, geçiyor. Bize çok uzatmayalım o zaman. Aynen. Göcek'e gelirseniz zaten burada tekne tur yapacaksınız. Sonra küçük bir çarşı turu ve burayı da gelip gördükten sonra artık Göcek bizini tamamlıyoruz diyoruz. Ve ben de artık seninle birlikte kapanışımı yapıyorum. Harika bir Fethiye Göcek turu oldu. Hasret'in sayesinde çok tatlı bir tekne turu yaptık. Sağ ol arkadaşım. Bir sonraki rotamız ne işim var? Neydi o? Ne işim var? Acelem varsa ne işin var? Datça'da. Datça olacak. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.